Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık sitoplazma ve organeller testine yani hücre konusuna geçtik. Hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Diyor ki aşağıda verilen organellerden hangisinin hangisi hücre zarının üretiminde görev almaz? Arkadaşlar hücre zarının üretiminde görev alan bazı organeller vardır. Bunlardan bir tanesi mesela Golgi cisimciğidir. Golgi cisimciği hücre zarında bulunan glikoprotein, glikolipit gibi moleküllerin birbirine yapışmasını yani birleştirilmesini sağlıyor. Dolayısıyla görev alır. Endoplazmik retikulum üretilen moleküllerin taşınmasını sağlar arkadaşlar. Bu da görev alır. Ribozom zaten hücre zarında bulunan proteinleri üretiyor. O yüzden mutlaka görev alır. Mitokondri tüm bu olaylar için enerji sağlar arkadaşlar. Enerji üretir. Bu da görev alır. Ama lizozom hücre içinde sindirimi sağlar. Bakın hücre içi sindirim sağlar. Bu yüzden hücre zarının görevin, e, üretiminde herhangi bir görevi yoktur arkadaşlar lizozomun. Lizozomun görevi sindirmektir. Zaten liz parçalamak, sindirmek anlamında kullanılıyor. Hani e, hidroliz demiştik ya. Şöyle hidroliz. Arkadaşlar hidrolizdeki hidro su demekti. Liz parçalamak, e, ayrıştırmak demekti. Buradaki liz de zaten buradan geliyor. Dolayısıyla hücre içi sindirimi yapıyor lizozom. İkinci sorumuz kloroplast organeli ile ilgili İfadelerinden hangileri mitokondri içinde söylenebilir? Şimdi kloroplast ve mitokondri şöyle bir hatırlayalım. Arkadaşlar kloroplast çift zarlı yapıya sahiptir. Mitokondri de aynı şekilde çift katlı yapıya sahip ama çift katlı zara sahip. Kloroplastın her iki zarı da düzken mitokondrinin iç zarı kıvrımlar yapmıştır. Bunun sebebi enerji üretirken ETS elemanlarının üstüne rahat bir şekilde yani daha fazla bir şekilde yerleşmesi içindir. Şimdi çift katlı yapıya sahipler. E, kloroplastın da mitokondrinin de kendine ait DNA'sı vardır arkadaşlar. Yine kendilerine ait ribozomları vardır, ortaktır. Yine kendilerine ait RNA'ları vardır. Şöyle göstereyim RNA'yı. Yani kendi proteinlerini üretebilirler, kendilerini eşleyebilirler. E, bu eşleme tabii ki çekirdek kontrolünde yani DNA kontrolünde sağlanıyor. Yine bunlar e, ATP üretirler ama arkadaşlar ATP üretimini farklı mekanizmalarla yapıyorlar. Şimdi bakalım. DNA ve RNA bulundurma ortak değil mi? Zaten söyledik. Bakın şurada yaptık. DNA, RNA ortak. Fotofosforilasyon ile ATP üretme. Şimdi foto ışık demek. Işık e, ışık enerjisiyle ATP üretme arkadaşlar sadece kloroplastta görülür. E, mitokondri de görülmez. Çünkü fotosentez sırasında yapılır bu ATP üretimi. E, fotosentezde kim yapıyor? Kloroplast, mitokondri yapmıyor. Dolayısıyla bu ortak değil. Protein sentezleyebilme. ikisinde de öz, e, kendine özgü ribozom olduğu için ikisi de protein sentezleyebiliyor. Ortaktır. Cevabımız 1 ve 3 olur. Denizli şıkkı. Üçüncü soru. Yukarıda verilen organellerin hangilerinin yapısında nükleik asit bulunur? Nükleik asit dediği DNA ve RNA. Arkadaşlar DNA ve RNA'yı kendi yapısında bulunduran 3 tane organelimiz vardır. Nedir bunlar? Birincisi kloroplast zaten bir önceki soruda söyledim. İkincisi mitokondri yine burada söyledik. Diğeri de ribozomdur. Ribozomun yapısında ribozoma RNA yer alır. Yapısını oluşturur arkadaşlar. Dolayısıyla bu üçünde bulunur ama 4 ve 5'te yani endoplazm, retikulum ve golgide bulunmaz. Zaten bu üçü haricinde bir de çekirdekte tabii ki DNA, RNA var ama genelde buraya çekirdeği yazmaz. Diğer organelleri yazar. Bu üç organel haricinde başka organelde nükleik asit yoktur arkadaşlar. Unutmayın. Cevabımız 1 2 3 C şıkkı olacak dördüncü sorumuz granülsüz endoplazm retikulumun görevleri ile ilgili hangileri doğrudur şimdi bu granülsüz endoplazm retikulum önemli çünkü çok çok önemli görevleri var arkadaşlar ee, sorularda da çıkma ihtimali yüksektir granülsüz endoplazm retikulum. bakalım zararlı molekülleri zararsız hale dönüştürmek bu doğrudur vardır görevleri arasında özellikle e, karaciğerde arkadaşlar Mesela alkolü zehirsiz hale getirme, işte ilaçları zehirsiz hale getirmek, granülsüz endoplazm retikulumun görevidir. Kas hücrelerinde kalsiyum depolamak bu da bir görevidir arkadaşlar. Biz bunu hatta kas hücrelerine özgü olarak sarkoplazm retikulum diyoruz. Bu tabi şu an sizin için önemli bir bilgi değil. Sarkoplazm retikulum. Bu 10 sınıfa geldiğinizde eğer fen bölümlerini yani sayısal bölümü seçerseniz o zaman göreceksiniz. Yağ ve karbonhidrat sentezlemek arkadaşlar <laughs> yağ ve karbonhidrat sentezini de granülsüz endoplazmik retikulum yapabilir. Nasıl yapabilir? Dönüştürme sayesinde yapabilir. Dolayısıyla cevabımız edirne. E, hepsini arkadaşlar yapabilir. Gelelim 5. sorumuza. Yukarıda şematize edilen organelin harflendirilmiş kısımları ile ilgili hangileri yanlıştır? Şimdi bakalım bu hangi organel? Tabii ki mitokondri organeli değil mi arkadaşlar? Şimdi burada bakın S ile gösterdiği bakın şöyle kırmızı çizgiyi gösteriyor S ile. Bu nedir? DNA'dır. DNA. Burada T ile gösterdiği arkadaşlar e, mitokondrinin sıvısı olan matrikstir. Matriks. P ile gösterdiği bakın şurada küçük bir yapıyı göstermiş. Bu da nedir? Ribozomdur. Ribozom. R ile gösterdiği için yapıysa arkadaşlar, mitokondrinin iç zarı, iç zarına biz özel olarak krista diyoruz. Krista. Şimdi bunları yazdıktan sonra hemen bakalım. Diyor ki P zarsız bir organel olan ribozomdur. P'ye ribozom dedik. Z, ribozom da zarsız. O yüzden bu doğru. R diyor, sonlu enzimlerini taşıyan kristadır demiş. Arkadaşlar, ee, R R'ye baktığım zaman Krista ama Krista solunum enzimlerini taşımaz. Solunum enzimleri matrikste bulunur. Dolayısıyla bu yanlıştır. S diyor hücrenin kalıtım materyalidir. S'ye bakıyorum DNA. Evet DNA hücrenin kalıtım materyali doğru. T diyor matrik sıvısıdır. T matrik sıvısı arkadaşlar. Bu da doğrudur. Matrik sıvısı olduğu. Bize hangileri yanlıştır diye soruyor. Burada hangileri yanlıştır? Yalnız iki yanlış olması lazım ama şıklar yok. Tekrardan bakayım. P zarsız bir organel olan ribozomdur. Evet P için ribozom dedik. Doğru. R sonlu menzimleri taşıyan kristadır. R için krista dedik ama sonlu enzimi yok. S hücrenin kalıtım materyalidir. DNA evet hücrenin kalıtım materyali. Doğru. T matriks sıvısıdır. Bu da doğru. Arkadaşlar burada yanlış olan yalnız 2 olması lazım. Ha, krista demesi doğru ama kristada sonlu enzimleri yoktur. ETS elemanları vardır arkadaşlar. Ee, burada da bunlar da sonlu enzimi değil de e, elektron taşıma sistemidir zaten. Elektron taşıma sistemi. Burada enerji üretiliyor kristada. Elektron taşıma sistemi sayesinde dolayısıyla sonlu enzimi vardır diyemeyiz. Yalnız 2 yanlış olur arkadaşlar. Burada cevabı e, vermemiş. Dolayısıyla geçelim diğer sorumuza cevabımız yalnız 2 olacak. Yalnız 2. Evet, 6. sorumuz. Aşağıda verilen organellerden hangisinde dehidrasyon tepkimesi gerçekleşmez? Şimdi dehidrasyon tepkimesi neydi? Bakın, çok sayıda monomerin birleşerek monomerler birleşecek, polimer oluşturacaklar, artı bir de su oluşturacaklar. Su. Su oluşturma tepkimesine biz Dehidrasyon diyoruz ama her su oluşturma tepkimesi dehidrasyon değildir. Mesela solunum, hücresel solunum sonucunda da su oluşturulur. O bir dehidrasyon değildir arkadaşlar. Dehidrasyon olabilmesi için e, organik maddelerin birleşip yine organik madde üretmesi lazım ve su üretmesi lazım. Şimdi ribozomda protein sentezi olur. Protein sentezi olduğu için bu bir dehidrasyondur. Dolayısıyla bu olur. Golgi de... Arkadaşlar yine mesela glikoprotein, glikolipit gibi yapılar oluşturulur. Yine yağ sentezi falan vardır Golgi'de. Dolayısıyla bu da dehidrasyon yapar. Endoplazmik retikulum mesela granüllü endoplazmik retikulumda yine vardır dehidrasyon olayı arkadaşlar. E, ee, Oradaki granül dediğimiz ribozomlar protein sentezliyor, o yüzden vardır. Mitokondri de yine kendine ait ribozom olduğu için protein sentezler ve dehidrasyon tepkimesi yapar ama lizozom yapmaz. Lizozom için ne, de, ne dedik? Biz sindirim yapar dedik. Sindirim yapan bir organelde zaten sentez yapılmaz arkadaşlar. Cevabımız C H. Şıkkı olacak. Yedinci soru. Yukarıda verilen organeller ile zar yapısı bakımından çiftler oluşturursa hangisi açıkta kalır? Yani tek katlı mı, çift katlı mı? Bundan bahsediyor aslında bize. Şimdi tek katlı olanlara bakıyorum. Tek katlı olanlar endoplazmik retikulum ve koful, değil mi? Bu bunlar tek katlı. Kloroplast ve mitokondri ise arkadaşlar çift katlı. Yani iki katlı. Ama ribozom nedir? Ribozom zarsızdır zarsız olduğu için bu açıkta kaldı. Zarsız olan bir organeliniz daha vardı. O da neydi? Sentrozomdu. Ribozom ve sentrozom zarsız. Mitokondri ve kloroplast iki zarlı. Geriye kalanların hepsi zaten tek zarlı. Dolayısıyla açıkta kalan ribozom oldu. Cevabımız bursa şıkkı olur. Sekizinci soru. Sentrozom organeli ile ilgili olarak hangisi yanlıştır demiş. Sentrozom. Bakteride bulunmaz. Doğru. Arkadaşlar sentrozom ipliklerini oluşturan, bölünme sırasında ipliklerini oluşturan bir organeldir. Bakterilerde yoktur. Bakteriler neden? Çünkü prokaryot canlılardır. Zaten prokaryotlarda ribozom haricinde başka hiçbir organel yoktur. Dolayısıyla bu doğrudur. Zarsız bir organeldir. Evet, sentrozom zarsızdır. Doğru. İyi ipliği oluşumunu sağlar. Evet arkadaşlar doğrudur. Hücre bölünmesinde görev yapar. Bu da doğru. Sperm hücresinde bulunmaz demiş. Bu yanlış. Spermde bulunur. Çünkü Sperm hücresi bölünebilme yeteneğine sahip bir hücredir. Bölünebilme yeteneğine sahip olduğu için ve ökaryotik bir hücre olduğu için de sentrozom bulunur arkadaşlar. Cevabımız denizli şıkkı olur. Dokuzuncu soru. Tatlı sularda yaşayan tek hücreli organizmalar hücre içerisine giren fazla suyu aşağıdaki organellerin hangisiyle hücre dışına atar? Arkadaşlar tatlı suda yaşayan tek hücreli organizma diyorsa aklınıza sadece gelecek olan organel kontraktil kofuldur. Kontraktil koful giren fazla suyu ATP enerjisini kullanarak ne yapıyor? Dışarıya atıyor. Böylece e, hücrelerin patlamasını önlemiş oluyor arkadaşlar. Ölmesini önlemiş oluyor. Cevabımız C şıkkı olacak. Diğer sorumuz. Sitoplazma ile ilgili hangileri söylenebilir? Yarı akışkan bir sıvıdır. Doğru. Hatta yumurta akı kıvamında diyoruz. %90'ını su oluşturur. Bu da doğrudur arkadaşlar büyük bir çoğunluğu sudur %90 kadarı. Tüm canlı hücrelerde bulunur. Evet, hücrelerde zaten sitoplazma olmazsa metabolik olaylar gerçekleşemeyeceği için mecburen bulunmak zorunda. Cevabımız edirne şıkkı olacak. 11. Lizozom faaliyeti artmış bir hücrede hangileri gerçekleşir? Şimdi lizozom ne yapıyordu? Sindirim. Diyor ki sindirim artmışsa bir hücrede ne gerçekleşir? Bakalım. Sitoplazma yoğunluğu azalır demiş. Arkadaşlar Sitoplazma yoğunluğu azalmaz. Aksine artar. Neden? Şimdi mesela lizozoma vermişsiniz. Ee, glikojeni parçalıyor. Glikojeni parçaladığı zaman ne oluşturacak? Glikoz. Bunları sitoplazmaya verecek glikozları. Glikozu verdiği zaman sitoplazmadaki glikoz miktarı artar. Dolayısıyla sitoplazmanın yoğunluğu da artar. Azalmaz. Bu yanlıştır. Hücrenin emme kuvveti artar. Şimdi glikozu ben sürekli sitoplazmaya veriyorum ya. Lizozom sayesinde. Ne oluyor? hücrenin yoğunluğu artıyor. Yoğunluk arttıkça da suya olan ihtiyacı artıyor. Yani ozmotik basıncı. Ozmotik basıncı arttığı için yani su ihtiyacı arttığı için suyu emme kuvveti de artar arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğrudur. Kullanılan ATP miktarı artar demiş. Lizozom sindirim yaparken ATP kullanmaz arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Cevabımız yalnız iki aşık olur. 12. soru yukarıda şekli verilen organel ile ilgili ifadelerinden hangileri doğru? Şekli verilen organel hangisi? Bakın küçük alt birim ve büyük alt birimden oluşuyor. Bu nedir? Ribozomdur değil mi? Ribozom. Nükleoprotein yapılıdır. Doğru. Şimdi neden doğru? Çünkü ribozomun yapısında arkadaşlar nükleik asit olarak ribozoman RNA var. Ribozoman RNA. Bir de protein var. İkisi bir araya gelince nükleoprotein yapılıdır diyoruz. O yüzden bu doğrudur. Protein sentezinde görevlidir. Doğru. Tüm canlı hücrelerde bunu Ribozom zaten canlılarda ortak olan bir organeldi. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız edirne şıkkı olur. Böylece sitoplazma ve organellerle ilgili testimizi bitirdik. Sonraki testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.